Selamlar arkadaşlar. Bugün videoyla kayağımızı tanıtmak istiyoruz. Kullandığımız kayak Hobi markasının Tandem, yani iki kişilik sınıfta Mirage Oasis. Hobi'nin bu sınıfta yaklaşık 3 tane kayağı var. Bunlardan biri Compass Duo, biri bu Mirage Oasis ve diğeri Pro Angler 17T. Biz niye bunu tercih ettik? Pro Angler 17T gerçekten çok büyük, uzun ve taşıması gerçekten zahmetli. Compass Duo ise sadece tek tarafta dümene sahip. Bunun yanı sıra pedal sistemi, bir alt teknoloji. Bu Mirage Oasis ise tam orta sınıfta yer alıyor ve bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor diye. Hem fiyat da açıkçası bu noktada önemliydi. Bu nedenle biz modeli tercih ettik. Kayağımızın boyu 4 metre 42 santim, genişlik ise 84 santim. Tam olarak 250 kilogram taşıma kapasitesi var. Boş ağırlığı yaklaşık 42 kilogram. Kamışlar ve kutular hariç sadece seyir edebileceğiniz ekipmanları eklerseniz de 58 kilogram ağırlığa ulaşıyor. Kayağımızın kapalı ve saklama alanlarından bahsetmem gerekirse önde bu şekilde lastikle tutulmuş bir alan var. Bu alana biz acil durumlar için tahliye pompası, livarımızı koyuyoruz. Aynı zamanda gerekli gördüğümüz tüm malzemeleri koyabiliyoruz. Bu alanda su geçirmez. 3 tane hash dediğimiz alanlar var. Şu şekilde bir kilit mekanizması var. Açıyoruz. Burada diğer videolarımızda göreceğiniz üzere balık bulucunun enerjisini sağlayan sistem burada. Bu nedenle burası bizim için ölü. Arkadaki sürücünün önünde bulunan alan, malzeme kutusunu yerleştirdiğimiz yer. Şu şekilde çıkarabiliyoruz. İçi boş zaten. Arka tarafta da bir alanımız var. Fakat buraya yerleştirdiğimiz malzeme kutusu nedeniyle orasını seyir esnasında zaten kullanamıyoruz. Fakat bu değerlendiremediğimiz alanları kamp alanlarına giderken çoğu zaman içine matlarımızı, tulumlarımızı yerleştiriyoruz. Araç üzerine yerleştirmeden önce. Bu nedenle bizim işimizi oldukça görüyor. Böylelikle araçta yer tasarrufu sağlıyoruz. Yanında şu şekilde tutacak kısımlarımız var. Bunlar herhangi bir dengemiz kaybolduğunda ya da seyir esnasında rahat şekilde tutmamızı sağlıyor. Ama esas taşıma alanları hem ön tarafa hem de arka tarafa yerleştirilmiş olan bu tutacaklar. Taşıma işlemini buradan yapıyoruz. Yan taraflarda bu şekilde plastik filelerimiz var. Buraya sahtelerimizi ya da bu şekilde balık tutucuyu koyuyoruz. Aynı şekilde ön tarafta da 2 tane mevcut. Burada bir bölme daha mevcut. Buraya aslında Hobi'nin kendi yelkeni takılabiliyor. Biz öyle bir şey henüz kullanmadık. İsterseniz buraya kamera da yerleştirebilirsiniz. Biz kamış tutucu ve balık bulucu ile ilgili tüm malzemeleri Rail Plaza'dan aldık. Bununla ilgili montaj videosu zaten ayrıca sayfamızda bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi kamera kolumuz var, balık bulucumuz ve aynamız. Yalnızca şu ray sistemi Rail Plaza'nın kendi ürünü değil. Çünkü buranın et kalınlığı çok ince ve Rail Plaza'nın şurada göreceğiniz kendi ürünü orası için oldukça geniş geliyor ve yerleştiremedik. Bu nedenle bu ürünü tercih ettik. Fakat bu üründe de şöyle bir sıkıntı oldu. Rail Plaza'nın kendi vidaları buraya uymadı. Bunun için oldukça uğraştık. En sonunda çeşitli çözümler bulduk ve elimize geçen oraya uyan vidaları oraya monte ederek bir şekilde idare ediyoruz. Herhangi bir problem yaşatmıyor. Şu an için de memnun olarak devam ediyoruz sistemle. Pedallarımızdan bahsetmem gerekirse Mirage 180 dediğimiz hem öne hem geriye gitme özelliğine sahip bu pedallar. Pedallarımızda şu şekilde ileri geri hareket yaptığınız zaman bacaklarınızda alttaki paletler böyle bir hareket yapıyor ve size hız kazandırıyor. Normal şekilde 2 kişi pedal basarsa yaklaşık 2,5-3 mil hız yapıyoruz. Eğer yüklenirsek 5,5-6 mile kadar çıkıyoruz. Bununla da ilgili bir zaten test videomuz var. Onu da YouTube sayfamızda bulabilirsiniz. Şu şekilde 2 tane pin var. Yeşil olan ileri, geri olan ise geri gitmenizi sağlıyor. Şu an ileri pozisyonda. Eğer biz bu kırmızı pimi çekersek aşağıdaki paletler dönüyor. Ve bizim pedalı bastığımız zaman geri gitmemizi sağlıyor. Aynı şekilde yeşil pimi çekersek bu şekilde paletler öne dönüyor ve öne doğru seyretmemizi sağlıyor. Bu tarafta 2 tane pin mevcut. Pedalın şurada gördüğünüz çıkıntılarını buraya oturtursanız hızlı şekilde bunlar kendi kendine kilitleniyor. Pedal bu şekilde yukarı çıkmıyor. Siz ters dönseniz bile pedallar mutlaka bağlı şekilde kalıyor. Ama biz güvenlik nedeniyle tekrardan bunları bağlıyoruz. Çünkü suya çıkarken başımıza bir iş gelirse pedalları takmadan önce pedallarımızı kaybedebiliriz. Ve bu cihazdaki en büyük teknoloji bu pedallar.
Aynı zamanda pedallarımızı taktık. Çıkarırken bu pimleri yukarı çekiyoruz ve pedalımızı yukarı çektiğimiz zaman rahat bir şekilde çıkıyor. Bu pedalın diğer bir özelliği ise herhangi bir nesneye su altında fark etmeden çarparsanız bu pedallar arkaya doğru katlanıyor ve pedalların kırılmasını önlüyor. Bir diğer güzel özellik, bacak boyunuza göre pedal mesafesini ayarlayabiliyorsunuz. 7 tane kademe var. Şuradaki tuşlara basarak istediğiniz bacak boyutuna getirebiliyorsunuz. Ben genelde 3 numarada kullanıyorum. Diğer arkadaşlar 4'ü tercih ediyor. Boyunuza göre ayarlayıp rahat bir şekilde pedal basabiliyorsunuz. Koltuklarımız oldukça konforlu. Kısaca özelliklerinden bahsetmem gerekirse, öncelikle bel konforu düşünülmüş. Arkada bu şekilde bir ayar kısmı var. Bel sertliğini ayarlayabiliyoruz ve şu şekilde de gevşetiyoruz. Aynı zamanda burada bir güvenlik pimi mevcut. Eğer ki biz bu güvenlik pimini açarsak koltuğumuzu sökebiliyoruz. Koltuk bu şekilde çıkıyor. Bu alttaki alan bizim için saklama alanı. Burayı suyla doldurup balıklarımızı burada saklayarak livar gibi kullanabiliyoruz. Aynı zamanda da burada bir diren pimi var. Bunu çekersek suyumuz da tahliye oluyor. Aynı şekilde koltuğumuzu buradaki alanlara sokarak tekrardan oturtabiliyoruz. Tekrar güvenlik pimini takmayı unutmayalım ki koltuğumuz olduğu yerden çıkmasın. Aynı zamanda arka tarafı yükseltebileceğimiz bir pim daha mevcut. Eğer bunu çekersek şu arkadan çekiyorum. Göreceğiniz şekilde buraya oturuyor ve koltuğumuz bir kademe daha yükseliyor. Burada boyunuza göre ayarlayabileceğiniz bir alan mevcut. Bu şekilde pimi çekerek koltuğu aşağı yukarı boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Koltuklarımız çok rahat. Yaklaşık 6 saat denizde kaldığımız zaman oluyor. Bize herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Dümen sisteminden bahsetmemiz gerekirse, hem arkadaki sürücü için burada 2 tane alan mevcut. Aynı zamanda öndeki sürücü için de. Biz dümeni indirip kaldırmayı iki taraftan da yapabiliyoruz bu şekilde. Eğer biz buradaki pimi çekip şu şekilde kilitlersek dümenimiz aşağıya iniyor. Ve buradaki kilidi söküp bırakıp buradaki pimi çekersek de dümenimiz yukarı çıkıyor. Dümen kontrolümüz hem arka sürücüde hem ön sürücüde mevcut. Küreğimizden bahsetmemiz gerekirse, Hobi yanında 2 tane kürek veriyor. Biz şu an bir tanesini monte ettik. Aynı şekilde şu tarafa da bir tane monte edebiliyoruz. Rahatça şu ipi sökerek küreğimizi ayırabiliyoruz ve kullanıyoruz. Kürek ortadan pime basarak ikiye ayrılıyor. Öğrendiğimiz kadarıyla güzel bir kalite kürek olduğu söyleniyor. Biz de rahat şekilde kullanıyoruz. Aynı zamanda yaklaşık 2 tane delik var. Bu deliklerde küreğin açısını da ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde tekrar monte edebiliyoruz. Biz çıkarken tabii suya indirdikten sonra hızlı şekilde kanonun burnunu denize doğru çevirmeye çalışıyoruz. Ve pedalları belirli bir derinliğe gelene kadar indiremediğimiz için kürekle açılmamız gerekiyor. Kürekle belli bir derinliğe ulaştıktan sonra pedalları monte edip dümenimizi indirip yolumuza devam ediyoruz. Hobi'nin kendi ürettiği bu kutuyu kullanıyoruz. 4 tane bu şekilde kamış ya da kepçemizi koyabileceğimiz alanı mevcut. Aynı zamanda her yerde bu şekilde ipler yerleştirmişler. Bu ipler bizim bir şekilde kamışı güvenli olarak seyir esnasında ya da herhangi bir acil durumda düşmemesi için tutturmamızı sağlıyor. Bu alanları bu şekilde tutturabiliyoruz. Önümüzdeki günlerde buradaki yuvalara ekstra kamış tutucuları yapacağız ve ekleyeceğiz. Aynı zamanda Hobi'nin kendisinin kamış koyulabilecek solunda ve sağında bu şekilde 2 tane alanı mevcut. Fakat biz açıdan dolayı açıkçası tercih etmiyoruz. Bu kutuyu söküp arka alanı depo alanı olarak kullanabilirsiniz. Mesela bir kamp alanına gideceksinizdir. Çadırınızı, matınızı buradaki iplerle sabitleyip rahat şekilde kullanabiliyorsunuz. En önemli noktalardan biri. Mutlaka tüm malzemelerimizi şu şekilde iplerle bağlıyoruz. Şu yana iliştirdiğimiz bu ipler kamışlarımız için. Mutlaka kamış kaybı yaşamayalım. Çünkü çok para veriyoruz bunlara. Ve kaybetmek gerçekten can sıkıcı olabilir. Bunun yanı sıra mutlaka pedallarımıza da buradan çıkmasa daha iyi. İlk seyir esnasında devrilme ihtimaline karşı mutlaka bu şekilde bağlıyoruz. Aynı zamanda kameralarımız. Şu an bağlı değil ama balık bulucumuzda suya çıkarken mutlaka bağlıyoruz. Suluk çok kaybettik denizde. Bu nedenle suluklarımızı da bu şekilde bağlıyoruz.
Aynı şekilde görürsünüz arka tarafta da bu bağlantı iplerimiz mevcut. Kayağımızın dengesiyle ilgili birçok soru alıyoruz. Şunu söyleyebilirim. Devirmek için oldukça uğraşmanız gerekiyor. Bu denge aparatları olmasa bile devirmek oldukça güç. Biz bunu yaklaşık 40-45 km rüzgarda ve dalgalı havada test ettik. Eğer dalgayı direkt olarak yandan almazsanız sizi stabil şekilde seyretmenizi sağlıyor. Ama tabii ki bu denge aparatları bize ekstra bir güven veriyor. Bu nedenle mutlaka malzeme kaybı yaşamamak için en başta bu denge aparatlarını her seyre çıktığımız zaman mutlaka takıyoruz. Bunun yanı sıra devrilmeyle ilgili önümüzdeki günlerde havalar daha yeni ısınıyor çünkü bir video çekeceğiz. Nasıl devriliyoruz, devrilirsek tekrar nasıl düzeltiyoruz kayağımızı, bununla ilgili ayrıntılı bir video çekmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda can yeleklerimizden de bahsetmek gerekirse bu şekilde can yeleklerimiz var. Burada gördüğünüz üzere reflektörleri mevcut. Biz bunların üzerine misinaları kesmek için şu şekilde makaslar yerleştirdik. Aynı zamanda güvenlik düdüğü var ve kullanmamız ve en çok işimize yarayan şey şu şekilde bir pensimiz mevcut. Yeleğimiz şu şekilde özelliklerini görebilirsiniz. Test edilmiş bir yelek. Bu can yeleğinin en güzel özelliği siz baygın bir durumda olsanız bile sizi sırt üstü tutması. Özellikle can yeleği noktasında hassas davranmanızı rica ediyoruz. Çünkü başımıza denizde bir kere olay gelir ve bunu tolere etmemiz bazen mümkün olmayabilir. Hayati bir öneme sahip olduğu için can yeleği noktasında mümkün mertebe konfordan öte en güvenilir can yeleğini tercih etmemiz gerekiyor. Ve bizim altın kuralımız, suya açılıyorsak bu can yeleksiz açılmak kesinlikle yasak. Ayrıca denize açılmadan önce kullandığımız bir kontrol listemiz var. Bu kontrol listemizin denize çıkmadan önce mutlaka üzerinden geçiyoruz. Bunların birçoğu güvenlikle ilgili. Bir kısmı da ekipmanlarımız eksik mi değil mi bununla ilgili. Çünkü gördüğünüz üzere çok malzememiz var. Çok fazla ayrıntı var. Mutlaka bir şeyleri unutuyorsunuz. Bunu unutmamak adına mutlaka telefondan neyimiz eksik, neyimiz var, neleri tamamlamışız ya da tamamlamamışız bunları kontrol ederek suya açılıyoruz. Akşamları ise bulunduğumuz alanda kayağımızı kenara çektikten sonra AliExpress'ten sipariş ettiğimiz bu örtüyü mutlaka örtüyoruz. Bu su geçirmez, oldukça sağlam bir örtü. Etrafı da lastiklerle çevrilmiş. Bu şekilde kayağımızı sarmasına yardımcı oluyor. Kayak boyundan yaklaşık yarım metre kadar daha uzun. Şu an içerisinde koltuklar ve diğer malzemeler olduğu için bomba yaptı. Bu nedenle yan tarafları tam örtmüyor. Ama zaten bizim amacımız bu şekilde üstünü örtmek. Söylemeyi atladığımız ya da ekstra merak ettiğiniz konular olursa yorumlar kısmına eklersiniz veya bize Instagram'dan ulaşırsanız bu konularda da bilgilerimizi sizinle paylaşırız. Çok teşekkürler.